Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ders blog yapacağız. Başlıktan da görüldüğü gibi. Bugün ders çalışacağız, kitap okuyacağız, yemek yiyeceğiz. Büyük ihtimal yemek yeriz yani. Öyle düşünüyorum. Çünkü saat geç yani, akşamüstü. Saat 6 şu an. Videoyu telefondan izlemek istiyorum bugün. Video izleyeceğim Tonguç'tan. Her zamanki kanalımız Tanguç. Oradan bir video izleyeceğiz. İki tane video falan. Matematik ve Türkçe izleyeceğiz. Matematik ve Türkçe izleyeceğiz. Bir önceki günde de Türkçe ile fen izlemiştim. Bugün de sırasına göre gidiyorum. Çarpanlar ve katlar matematiktir yani. Fen olamaz. O yüzden matematik ve Türkçe izleyeceğiz. Öyle yani. Arkadaşlar kümeler falan var, ne bileyim. Güneş sistemi ve tutulmalar var. Ben 5'ten 6'ya hazırlık yapıyorum. Çünkü 6'ya geçtim biliyorsunuz. Oran falan var. Cebirsel ifadeler var. Yenilebilir enerji kaynakları. Çemberi biz hiç görmedik mesela. Çember var, elektrik iletimi var. Onu gördük biraz. Ama bayağı yeni konular arkadaşlar. O zaman şimdi çarpanlar ve katlarla başlıyoruz. Saniye Tonguç'cum. Ben bir kağıt kalem çıkartacağım. Bir tane kareli bir defter çıkartıyorum. Ay. Kareli bir defter çıkartıyorum. Matematik dersinden kalma. Boş. Onu kullanıyorum ve bir tane de kalem çıkartayım. Kalemlerim nerede benim? Bugün renkli kalemlerle yapmak istiyorum. Ama da renkli kalemlerle yapmayayım. Allah Allah. Çok korkunçtu vallahi. Bu kalemi kullanmam zaten ama kardeşim kullanıyor kalemi. Kalemi niye atıyorum ben? Salak gibi kalemi atıyorum arkadaşlar. Böyle bir manyaklık var mı ya? Benim kalemlerim nerede sorması ayıptır. Bu kalemin içine ettim hemen bunu at. Ben hiç kalemlerimi atmamışım arkadaşlar. Annem arıyor. Arkadaşlar bu sinirlerim bozuluyor. Bakın sinirlerim bozuluyor güzelce. Sinirlerim bozmaya başladılar. Ben tam ders çalışacağım. Beni arıyorsunuz. Öyle ki bunu yap diyorsunuz ya. Vallahi billahi. Bu kalemi gerçekten atmak zorundayım. Bu kalemi boş boş durumda. Ben bunu hemen göstermeden. Böyle kusun. Bunları atmayacağım ya. Gerek var bunlara. Bunları at. Çok kötü yazıyor. Renkli diye aldım. Çok güzel yazıyordu. Sonra çok kötü yazmaya başladı. Simsiyah. Çok severim siyah rengi. Bunu da alacağım. Bunu. Bunların ne işi acaba? Bu düzgüyü de sallansıyorsunuz arkadaşlar. Kaç yaşından beri kalmadı düzgü. Ben bunu niye kötü bu taşıyacağım? Çok merak ediyorum. Evet, bu kalem atma videosu oluyor arkadaşlar galiba. Yavaş yavaş öyle bir videoya gidiyoruz ki. Kalem atma videosu diye başlık koyacağım. Evet, şu an. Bomboş, evet bomboş. Şimdi benim kalemlerim nerede? Ben onu çözemiyorum şu an. Benim kalemlerim nerede? Çantamda arkadaşlar kalemlerim. Burada yok. Çantamda yok ya benim kalemlerim. Arkadaşlar ben kendilerimi bulup geleyim yoksa sinirlerim bozulacak iyice. Evet arkadaşlar kalemliğimi buldum. Şöyle tatlış bir kalemler var içinde. Rengarenk falan. Her çeşit kalem var.
Bunda uç vardı. Uçum bitmiş. Bunu da at. Bunu şöyle bir şey. Arkadaşlar çok tatlı değil mi? Kalemliğim bu şekilde arkadaşlar. Ben bu kalemliği çok seviyorum. Ne kadar çok büyümüş olsam da bu kalemliği çok seviyorum yani. Bilmiyorum ben ne olduğunu. İlk önce bir şunları koyalım. Ben bunu koyup geleyim arkadaşlar. Bizi çok uzayacak. Evet arkadaşlar, video için sadece bu kalemlerimi çıkarttım şöyle. Bu renkli kalem, bu daha normal çıtçıklı kalem. Bunları çıkarttım. Şimdi o zaman videoya geçelim. Evet, başlıyoruz. Harikasın. İnşallah her şey çok güzel gidecek ve Altay'ın sınıfı zaten harikalar yönetiyor seninle beraber. Peki yepyeni bir konumuz var. Yepyeni konumuz çarpanlar ve katlar. Bu konuyu beraber işleyeceğiz. Sizinle beraber yepyeni bir konu olduğu için bunun aslında temellerini daha önce biz görmedik. Ama temel matematik tabii ki bunun temeli diyebiliriz. İşte toplama, çıkarma, çarpma böyle bilmemiz gerekiyor. Ama öncesinde çarpanlar ve katlar ilk defa göreceğimiz, ilk defa karşımıza çıkan yepyeni bir konu. Gerçekten çok efsane bir konu. Mesela 18'in çarpanları 3 kere 6, 18. Peki, başka ne olabilir? Programımıza tekrar hatırlatmak istiyorum. İşte... Efendim hayırlı olsun. Bana kadar reklamda girmez bir abi ya. İnsanın nerenin çarpımı olduğunu söyle bizim evladım benim. 3 ile 8'in. Harika, çok güzel. Başka ne olabilir? Nerenin çarpımı olabilir? 4 ile 6'nın. 1 ile 24 olmaz mı Tomuş evladım benim? 1 olmaz. Ile... Niye olmaz? Bir kere 24 gibi. Bak. Peki 2 ile 12 olur mu Tomuş Erdoğan Bey? Düşüneyim. 2 ile 12, 24 ile doğru. Peki demin söyledin 3 ile 8 dedin Tomuş. Bravo, gerçekten çok kaliteli bir insansın. Çarpı tablosu ezberi biliyorum hocam. Çok, gerçekten çok kaliteli bir insansın. Peki 4 ile kaç, kaçtır Tomuş Erdoğan Bey? 6. Harika zeki bir insansın. Peki 5 ile kaçtır? 5 ile 5. 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 Hangi sayı? 24'ler yok öyle bir sayı. Kusura bakma arkadaşım, o zaman 5 yazamayız. O zaman 6 kere kaç olabilir Tomuş Erdoğan Bey? 6 kere 4. Bir daha yazmaya gerek var mı? Zaten 4 kere 6 yazdım. İsraf, israf. Harika. 7 kere 8 kere 3 yazmaya gerek yok falan filan. Dolayısıyla Tomuç, bu doğal sayısının yani 24 doğal sayının 2 doğal sayının çarpımı halinde yazdığımızda, ki yazdık zaten, çarpımı oluşturan sayılara biz yani 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, biz bunlara Tomuç Evlen Bey'im çarpan diyoruz aslında. Ya da Tomuç Evlen Bey'im bölen diyoruz. Çünkü mesela 24'ün çarpanı desem, yani 12 çarpanları bunlardır. Ama 2 ile 12 aynı zamanda 24'ü bölmez mi Tomuç? Evet. İşte o yüzden çarpan ya da bölen adını veriyoruz. Bu ikisi de aynı zımbırtıdır. Karıştırma diyorum sana. Evet arkadaşlar, videoya başlar başlamaz acıktığım için kendime yemek koydum. Ne koydum? Evde şey vardı, makarna vardı. Pide falan da vardı ama ben makarnayı seçtim. Makarna. Yanına da benim, yani yoğurt evet yemek vitaminli ama ben yoğurt olarak kese yoğurdu severim sadece. O yüzden şöyle bir kese yoğurdu koydum ve tuz. Dökmek için şöyle döken. Çatal ve kaşıklar falan filan koydum. Şimdi bunu yiyeceğim. Ama yerken bir yandan ders çalışacağım. İlk öncelikle sizi kapatalım. Videoyu açalım, sonra yerken de açayım, olur mu? Bunlar katlarıdır. Sonsuza kadar gider. Aynı zamanda 12'nin katlarına bakarsak 12'nin bir katından başlayacağız. Yani 12, 2 katı 24, 3 katı 36, 4 katı 48 şeklinde devam eder. İşte bunlar da katlarını bulma metodudur diyoruz. Çok basit. Yani 1, 2, 3, 4, 5 ile çarpıyorsun ama 1 ile çarpmayı asla unutma diyorum. Buraya dikkat yazısını ekliyorum Tomuç. Geldik bölebilme kurallarına. Tomuç, bir sayıyı bölüp bölemediğimizi tahmin edebiliyoruz. Sayıyı bölmeden daha görebiliyoruz. İşte bunu biz bölebilme kurallarını bilerekten yapabiliyoruz. Mesela 2 ile bölebilme kuralı dediğimiz şey aslında sayının birler basamağı. Birler basamağı. Hemen şöyle yapalım. Evet, hemen şöyle bir taktik yapalım. Sayının birler basamağı Tomuç Erdoğan. Çift ise aslında bu sayı 2 ile tam bölünür. Mesela 42 2 ile tam bölünür mü Tomuç Erdoğan Bey? Evet. Neden bölünür? Süper zekisin gerçekten de. Çünkü
sayının birler basamağı, yani 2 çift bir sayı. Dolayısıyla kalan 0'dır çünkü tam bölünür diyoruz. Peki 73 2 ile bölünür mü Tonguç Erhan benim? Hayır. Çünkü burası çift sayı değil. Birler basamağı çift sayı değil. Dolayısıyla ben buna bölünmez diyeceğim. Kalan da Tonguç Erhan benim. Bölünmediği zaman 1'dir diyebilirim. Çok zekisin gerçekten. 3 ile bölünmelidir biliyor musun? 3 ile bölünme de aşırı basit. Evet arkadaşlar, şimdi matematik videom bitti. Şimdi Türkçe'ye geçeceğiz. Çarpanlar ve katları izledik. Bu yeni bir üniteydi. Yani yeni bir konuydu. İzledik. Yeni bir konu olduğu için çok anladım sayılamaz. Ama şimdi Türkçe'ye geçiyoruz. Cümleden anlam. Herkese merhabalar. 5'ten 6'ya kampımızda. Yemeğim de bitti bu arada. Yemeğim bitti. Açıyorum. Gümbür gümbür gidiyoruz ve bugün de Türkçenin en güzel, en lezzetli, en lokum konularından birini, cümlede anlam konusunu öğreneceğiz. Diyelim ki Tonguç da geldi diyorsak güzel konular bekliyor. Ödevlerini vereceğiz. Ödevleri falan mı bırakıyorsunuz? Tamamladığımızı özerek harika bir şekilde altta herhangi bir şey canlanıyor mu Tonguç'un? Bunu bir sıra gör. Birincisi cümlede anlamda öznel cümle ve nesnel cümle ne olduğunu bilmemiz lazım. Öznel ve nesnel de cevaplar herhangi bir şey canlanıyor mu? Çok mu? Herkese göre. Aynı şey. Nesnel de nesneyle bağlantı demek. Çok güzel bir açıklama yapmışsın gibi duruyor ama hiçbir anlamı yok. Öznel cümle duygu düşünce içeren cümle. Yani mesela şu aşağıdaki cümle var ya. İstanbul manzarasına doyum olmaz. Bak kendi duygularını katmış. Kişiden kişiye... Açmış galiba. Evet. Yani evet, biraz acıktığı için öyle bir şey demiş olabilir. Kişiden kişiye değişebilecek bir cümle. Bu tarz cümleleri bir soru. Yok hocam, İstanbul manzarası herkes seviyor. Hayır, yani bazı manzaralarını sevmeyebilir. Bir adam çok daha güzel bir kentte yaşıyorsa fena değil der. Ama doyum olmaz diyor bir de. Tamam, sevmek başka bir şey, bu doyum olmaz diyor. Ben doydum İstanbul'a. Yani mesela sen doymuyorsun ama bu doymamış. Demek ki bu kanıtlanamaz, kişiden kişiye değişen, duygu düşünce içeren bir cümle. Ama nesnel cümleye baktığımızda İstanbul Türkiye'nin bir şehridir. Hatta en kalabalık şehridir bile. Sen bunu da kanıtlayabilirsin. Ne kadar duygusuz bir adam bu ya. Evet, tam duygusuz bir adamın cümlesi. Bu kanıtlanabilir bir cümle. Duygu ve düşünce içerme.
Evet arkadaşlar, videolar bitti. İzledim video Türkçe ve matematikten. Şimdi bir test çözeceğim ama matematikten çözmeyeceğim çünkü o daha yeni konu ve anlamadım bile konuyu. Cümlede anlam konusunu şimdi açıyoruz. Ama ben çözmüşüm galiba bunları. Hatta cevaplarına bile bakmışım. Şuraya bakalım bir. Arkadaşlar bunu çözmüşüm çünkü ben Türkçeden şimdi ben bu kışını aldım. Kışın çözmediğim bazı konular vardı. Çözmemiştim. Boş bırakmıştım. Üşendiğim için. Baktım ama cümle anlamda boş yok. Çözmüşüm yani. O yüzden test çözemeyeceğiz. Bunu şimdi üstte koyuyorum. Bakın bunu 5. sınıfına aldım ben. Üçlü kuvvet seti. Bunun matematik ve feni de var bende aynısının. Bunu almanızı gerçekten çok öneririm. Hani ünlü bir kırtasiyeci var ya, kırtasiyeci değil de kitap evi var ya. Adı kitap evi değildi ya, adını ne unuttum. İşte bir şey işte. Ona gidin arkadaşlar, oradan alın. Çok güzel. Bir soruyu çözemediğinizde video çözümü var. Kara kod okutuyorsunuz. Bakın şuralarda falan hep. Şuralarda kara kodlar var. Bunları okutuyorsunuz. Çözemediğiniz soru varsa oradan soruyu size anlatıyor. Matematik ve feni de var bunun bende aynısının. Şöyle sosyal ve İngilizce içinde böyle bir ulti serisi almıştım. İngilizce ve sosyal içinde. Bir de bunlar var. Bunları almanızı tavsiye ederim. Gerçekten sorular çok güçlü sorular. Her sınıfım var. 5, 6, 7, 8, 9. 9'um var mı bilmiyorum. Pardon da. Benim bildiğim 5, 6, 7, 8 var. 4 de olabilir arkadaşlar. 4 de olabilir. 4'ün de 10 ihtimali var. Şimdi sizlerle beraber kitap okuyacağız. Ama ben ilk önce şuraları bir toplayayım. Geliyorum. Fix. Arkadaşlar dolapta böyle bir içecek varmış, kivili. Uludağ'ın. Şimdi onu açacağım. Allah niye açamadı? Niye öyle bir şey oldu anlamadım. Tadına bakalım. Kivili bu arkadaşlar. Daha yeni çıkmış C vitaminini. Geçen günümden aldık. Tadı gayet güzel. Güzel tadı. Şimdi kitabıma bakıyorum. Aha! Sildim. Hep de şurayı sileceğim. Bir saniye şurayı sileceğim de. Evet arkadaşlar, kitabımı da alıp geldim. Şu kitap. Solucan 3 Veda. Çok güzel bir kitap. Zeynep Seyin. Gerçekten yani okuyun. Aşkın için ölür müsün diye arkasında soru soruyor şurası. Burada da özeti var. Çok güzel. Özeti size okuyayım. Hem birazcık filmi anlarsınız. Film diyorum kitabı. O zaman başlıyorum. Nehir çektiği onca acıya rağmen umudunu yitirmemeye başlamıştı. Hayatının en güzel günlerini yaşadığını düşünmeye başlamışken Kıvanç'ın çok sevdiği vedasız bir gidenin ardından her şey bir anda değişiverdi. Umudun karıştığı acıya veda etmesini dinleyen Nehir, hiç beklemediği bir anda bu kez çok daha önemli bir soruya cevap vermek zorunda kaldı. Aşkın için ölür müsün? Size soruyorum arkadaşlar. Ben no. Ben bu kısmın yarısında kaldım.
sayfasını açabilirsem umarım. Şurası. O zaman ben bunu okuyup geliyorum arkadaşlar. Şöyle okuyayım. Arası şöyle yapar kapatırım. Sen de kendi evine diye devam ettin. Herkes kendi evinde kavga etsin. Ben şu anda kendi evimdeyim ama ona rağmen kavga falan etmiyorum. Biraz beni örnek alın canım. Ayıp denen bir şey var. Nehir dinle diyerek sözümü kesti Batu. Allah aşkına sen neden bahsediyorsun? Evet arkadaşlar, bugünkü ders çalışmamız ve kitap okumamız bitti. Bunlar 20 sayfa, 20-25 sayfa falan okudum. Zaten yazıları küçük küçük olduğu için bir sayfada kim bilir kaç satır var yani. Aklıma şöyle bir şey geldi. Ben çünkü hep bunu yaparım. Böyle soda içince dişini soyarım. Çok zevkli ama gerçekten. Acayipse. Ve sonra böyle yaparım. İçine atarım. Çok güzel. O zaman arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Ve bir önceki videolarımda izlerseniz çok sevinirim. Görüşürüz. Ve bir şey söyleyeceğim. Like atın ki ne tür videolar sevdiğinizi anlayalım. Ona göre daha çok içerik üretelim. Ders çalışma vlog. Ne bileyim, daha çok vlog seviliyor aslında. Daha çok vlog seviliyor. O yüzden çoğunlukla kanalımda vlog olacak. Ama eğlenceli şeyler de olacak. Çok değişik, çok garip şeyler de olacak. Bunu da söyleyebilirim sizlere. O zaman arkadaşlar görüşürüz.